Tekirdağ spor yorumcusu Mehmet Özcan bizleri bekliyor sevgili izleyenler. Mehmet hoş geldin. Nasılsın? Günaydın. Günaydın Çiğdem. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sana da kolaylıklar dileyelim. Şimdi Galatasaray'ın gündemi çok yoğun. Tüm konu başlıklarını sana soracağım tabii. İç transfer, dış transfer, işte seçim süreci, belirsizlikler, Fatih Hoca'nın durumu gibi birçok konu başlığı var. Ama öncelikle senin haberinden bir başlayalım. Sabah gazetesinde ben izleyenlerle biraz aslında satır başlarını buluşturdum. Çünkü detayını senin anlatmanı isteyeceğim. Ömer Bayram'la alakalı nedir? Bir sözleşme imzalandı anladığımız kadarıyla. Detaylarını bize anlatır mısın? Her anlamda belirsizlik hakim Çiğdem Galatasaray'da ne yazık ki diyelim. Hem teknik adam kısmında, başkan kısmında, seçim kısmında ama bazı belirlenen gerçekler de ortaya çıkmaya başladı. İşte Markan'ın sözleşmesinin uzatılacağını bir ay önce dile getirmiştik. Yine keza şimdi ben 3. iç transferin Ömer Bayram olduğu bilgisini aldım ve bunu paylaştım. Ömer başta Başakşehir olmak üzere birçok takımdan teklif aldı. Ancak Fatih Terim'in kararını bekledi. Ki Sayın Başkan Mustafa Cengiz Fatih Terim'le devam etmiyoruz dese de şu an için Fatih Terim'in raporunu dikkate alarak hareket ediyor Galatasaray. Onun altını çizelim. Örnekte dış transferdeki Aytaç Karalp, Alparslan Öztürk hamleleri. 2 oyuncuyla da 3'er yıllık ön protokol imzalandı. Birisi savunma için, Aytaç da orta saha için ciddi bir kulübe alternatifi diyebiliriz. İç transferde de Muslera ve Marka ile 3'er yıllık kontratlar imzalandı 2024'e kadar. Hı hı. Keza şimdi de son hamle diyelim Ömer Bayram. Sırada da Luyindama ile Emre Akbaba'nın olduğunu belirtelim. Luyindama'da sorun yok. Luyindama'nın performansından memnun değil Galatasaray Çiğdem ama burada biraz stratejik bir karar aldılar diyebilirim. Bir yıl sonra serbest kalacak oyuncuyu bu şartlarda satmanın mümkün olmadığını, bu yüzden de kontratın uzatılması gerektiğini ki Galatasaray ölçeklerinde de maliyeti 1 milyon euro. Çok yüksek bir oyuncu diyemeyiz Luyindama için. Emre Akbaba'da dediğim gibi onun da ben sözleşme uzatmasını bekliyorum ama bir ihtimal Avrupa'dan iyi bir teklif, hı hı, bir kulüp bulabilirse Emre Akbaba. Yani Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımın oynayacağına ihtimal vermiyorum ama tıpkı Dorukhan Tokoz gibi bir Avrupa ihtimali de var Emre Akbaba için. Onu da bekleyip görmek gerek ama Ömer Bayram somutlaştığı için onu haber yaptı. Evet. Peki Fatih Terim'in kalsın raporu üzerine sözleşme uzatılacak. Evet. Sözleşmenin ayrıntısı ne? Kaç yıllık olacak, artı alacağı ücret gibi detaylara da hakimsindir eminim. 400 bin euro Ömer Bayram'ın halihazırda Galatasaray'la kontratı ki en az kazanan oyunculardan. Çok bölgede oynaması bu kararda hem sol bek, orta saha, orta sahanın solu 3 bölgede oynayabilen bir oyuncu. Ben ücretinin 4-5 milyon TL üzerinden artık Ömer Bayram'la da anlaşma yapılacak. Galatasaray'da yerli oyuncularla artık euro üzerinden anlaşma yapılmak istenmiyor. 4-5 milyon TL bandında para almasını bekliyorum Galatasaray'da. Çok maliyetli bir oyuncu değil Ömer Bayram. Hı hı. Peki Arda Turan'ın durumu çok soruluyor Mehmet. Seninle de konuşalım istersen. Çünkü bir yıllık opsiyonu tabii bir maçla kaçırdı. Şimdi bir belirsizlik hakim, bir seçim süreci var. Bazı adayların Arda Turan'la yola devam etmek istemediği de konuşuluyor. Mesela Mustafa Cengiz ve Eşref Hamamcıoğlu'ndan bahsediyorum. Bu konunun gerçeklik payı ne kadar yüksek onu sorayım sana. Oyuncu ile ilgili herhangi bir planlama var mı? Ama anladığımız kadarıyla Arda Turan takımında kalmak istiyor. Şöyle söyleyelim, Arda kesinlikle Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyor Çiğdem ve gelen her teklifi şu an için ki Arda'ya Galatasaray'ı beklediği süreçte de o 7-8 aylık periyotta da Brezilya'dan da ciddi teklif geldiğini biliyorum. Arda Galatasaray'a konsantre olmuş durumda ama Fatih Terim'le bence aynı kaderi yaşıyor. Yani olabildiğince durumu seçime bağlı. Onu da açalım. Sayın Başkan Mustafa Cengiz nasıl Fatih Terim'le sözleşme uzatmayı düşünmüyorsa benzer düşünce, hı hı, Arda Turan için de sahip. Keza dün başkan adaylarının Eşref Hamamcıoğlu da Arda ile ilgili olumsuz görüş belirtti. Ama ben kendi adıma söyleyeyim. Ben de Sayın Başkan adaylarından Sayın Burak Elmas'la yaptığım röportajda Arda'yı sordum. Fatih Terim zaten Arda kararını verdi. Bana soruyorsan ben kalmasından yanayım. Arda'nın performansından, kaptanlığından çok memnun sözlerini kullanmıştı. Dediğim gibi bir 19 Haziran'ı beklemek gerek. Eğer 19 Haziran'da Eşref Hamamcıoğlu ve Mustafa Cengiz dışında birisi Galatasaray Başkanı olursa Arda devam eder. Çünkü Fatih Terim devam eder. Fatih Terim olduğu sürece Arda da Galatasaray'da olur. Ama işte Çiğdem bence burada en temel sormamız gereken soru 19 Haziran'da seçim olacak mı? Evet, başkan adayları 19 Haziran'da seçim gerçekleşecekmiş. O takvime göre hareket ediyorlar ama ben yine de 1 Haziran'ı beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Devletin alacağı hafta sonu yasakları, 65 yaş üstü yasakları artı kongre şartları gibi. Buna göre de Galatasaray'ın yol haritası şekillenecek ama şu an dediğim gibi iç ve dış transferde bazı adımlar atıldı. Hala futbol takımının toplanmasına 1 aylık süre var. Ciddi bir belirsizlik hakim. Biz de o yüzden gün ve gün gelişmeleri takip ediyoruz Galatasaray'da. Ki bugün de sıcak gelişmeler olacak. Peki Ömer Bayram dedik, Luyindama'dan bahsettin, Emre Akbaba dedin, Arda Turan'ı konuştuk. Bir de Onyekuru ile ilgili de çok fazla soru aldık. 11 Haziran'a kadar Monaco'ya 4.350.000 euroydu sanırım, değil mi? Yanılmıyorsam. O kadar bedeli öderse oyuncuya sahip olabilecek ama bu hakkı, opsiyon hakkını kullanmayacak herhalde anladığımız kadarıyla. Senin duyumun ne, merak ediyorum. Yani Galatasaray Onyekuru defterini tamamen kapattı mı Mehmet? Bu rakamlarla kapattı diyebilirim Çiğdem. Çünkü oyuncunun performansı geçen sezonda memnun kalınmamıştı. İlk başladığı, geldiği dönemde bir katkı verdi. Evet. Kadıköy deplasmanı hala hafızalarda. Keza bu sezon özelinde de öyle. Girdiği gibi bir Antep maçı, Başakşehir maçı skor katkısı vardı ama sonra sakatlıklar. Performans düşüklüğü artı takım arkadaşları diyebiliriz. Takım arkadaşları Onyekuru'nun bireysel performansından şikayetçiydi. Ben sezon içinde bazı oyuncularla konuştuğumda Onyekuru'nun takım bozduğu söyleniyordu. 4.3 milyon euro da şu an Galatasaray'ın halihazırda satmadan alamıyor. Galatasaray'ın artı Halil Dervişoğlu, Gesson Fernandes gibi sözleşmesi biten kiralık başka oyuncuları da var. Yani öncelik Onyekuru'da değil. Ben zaten bunu 1 ay önce dile getirmiştim. Onyekuru'yla opsiyonun kullanılacağı yönünde. Fatih Terim'de nezdinde de biraz kredisini kaybetmiş bir oyuncu performansıyla. Artı ben dediğim gibi burada çok menajer isimleri üzerinden konuşmak istemiyorum ama Onyekuru'nun menajerinin artık Galatasaray'ın çok çalışmak istediği bir menajer olmadığını altını çizelim. Badoya Endaya transferiyle Galatasaray'la ilişkisi başlamıştı ama en son olarak menajerliğini yaptı. Belhanda ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Galatasaray'da kalan tek oyuncusu Onyekuru'ydu. Şu şartlarda ben Onyekuru'nun 4.3 milyon euro bonservisinin alınacağına ihtimal vermiyorum. Zaten 19 Haziran'daki seçime kadar da bu tarz bonservisli bir hamlenin yönetimin yapacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü 1 ile 19 Haziran arasında atacağınız her imza bir şekilde bağlayabilir eğer seçim gerçekleştirirse sizi. O yüzden Onyekuru'nun opsiyonun kullanılacağını ifade edelim. Peki sana birçok sorum var. Böyle arka arkaya oldu biraz ama satır başımız çok fazla. Şimdi tabii transfer öncelik değil anladığımız kadarıyla. Bu kadar belirsizliğin içerisinde dış transferden bahsediyorum ama biliyorsun gazetelerde yazılan çizilen birçok aday var. Dış basında veya haberi yapılan. Cengiz Ünder bunlardan bir tanesi. Albayrak bir görüşme yapmış hatta Cengiz için Roma'yla. Gerçeklik payını merak ediyorum. Kenan Karaman, Kaan Ayhan'da listede olan isimler ki bu isimleri zaten hemen hemen her transfer döneminde konuşuyoruz zaten seninle. İlgileniyor mu hakikaten Galatasaray bu oyuncularla? Şöyle söyleyelim Çiğdem, şu ana kadar anlaşma sağlanan 2 oyuncu. Aytaç Karalp, Alparslan Öztürk ortak özelliğini söyleyelim. 2 oyuncu da Göztepe ve Kasımpaşa'dan ayrıldı. Bonservislerini ellerinde ve serbest konumda oyuncular. Yani Galatasaray'ın transfer döneminde şu an için önceliği bu profildeki oyuncular. Ben o yüzden Cengiz Ünder ismini doğrulatamadım ve şu an için ihtimal vermiyorum. Halihazırda Onyekuru'nun opsiyonunu kullanmayan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Yani bir şekilde önce satış yapması gerek. O isimde Diagne. Diagne'nin satışının gerçekleşmesi de hemen olacak gibi değil. Oyuncu West Bromwich'te kümeye düştü ama Premier Lig'de devam etmek istiyor. Gelelim diğer oyunculara. Öncelik sol bekte çünkü Saracchi ile Emre Taşdemir'in sözleşmeleri sona erdi ve sol bekte de Crystal Palace'tan Fanağan oldu. Oyuncu da serbest kaldı. Bu oyuncuyla bir temas kuruldu. 1.750.000 euroluk 3 yıllık bir teklif yapıldığı bilgisini almıştım. Artı diğer bölgelerde serbest oyuncular. Kenan Karaman da keza bu profile uyuyor ama Kenan Karaman'ı Fanağan'dan şöyle ayırıyorum. Çiğdem, tıpkı Salih Uçan gibi Türkiye'den başka isteyen büyük takımlar da var Kenan'ı. O yüzden Galatasaray bu transferi hemen bitirebilir demiyorum. Salih Uçan konusunda zaten artık Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu biliyoruz. Kenan Karaman da şu an şartlar eşit her takım için. Burada artık süreç bize gösterecek. Kenan da dün milli takım kampına katıldı. Muhakkak orada da durumunu Kenan'a soracağız. Peki çok kısa gidecek oyuncularla alakalı da bilgiler sorayım sana. Şimdi Diagne de döndü. Takıma bakıyorum, elinde 3 santrafor var. Muhammed'le herhalde büyük ihtimalle yola devam etmeyi planlıyorlardır. Falco ve Diagne'yi gönderecek mi? Bu konuda menajerlere yetki verilmiş sanırım. Bu mümkün olacak mı sence transfer döneminde? Bence en önemli gidecek 2 oyuncu Falco ve Feghouli. Çünkü ikisinin çok ciddi maliyeti var. Babel'in kalacağını düşünüyorum yine bir şekilde yedek forvet olarak. Diagne de satılacak oyunculardan biri olacak Çiğdem. Evet, gibi sözleşmesi biten oyunculardan kiralık Etebo, Saracchi hem takım arkadaşları hem kulüp personelleriyle vedalaştı. Artı sözleşmesi biten oyunculardan Lines'le Şener de yeni sezonda Galatasaray'da olmayacak. Peki şimdi Fatih Terim'le ilgili detayları da biraz konuşalım. Belki de en fazla merak edilen detay bu. Geleceği belirsiz. Ama baktığımızda Mustafa Cengiz göreve devam etmeyeceğini hocayla net olarak ifade etmişti. Başkan adayları belki taraftarların baskısından bilinmez ama onlar hep sıcak mesajlar vermeyi sürdürüyorlar Fatih Hoca'yla alakalı. İşte şu ihtimal konuşuluyor. Katar milli takımından gelen 1,5 yıllık teklif masadaymış. Bir de sürpriz bir teklif FIFA Global Futbol Direktörü Wenger'den gelmiş. Gerçeklik paylarını sorayım öncelikle bu iki konunun. Fatih Hoca nasıl bir yol çizer? Ne dersin? Yani bugün 25 Mayıs Çiğdem, 19 Haziran az kaldı ama dediğim gibi 1 Haziran'da artık seçimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda 1 Haziran sonunda devletin alacağı kararlarla fikir sahibi olabiliriz. Eğer 19 Haziran'da seçim gerçekleşirse Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim devam eder görevine. Burada bir 19 günlük süre var, kontratın bitti. Burada ben çok somut hamleler beklemiyorum açıkçası. Yönetim de kendisini bağlamak istemez ki Burak Elmas açıklama yaptı. Eğer 1 Haziran'da başka hocayla anlaşırsanız 19 Haziran'da biz seçilirsek yapacağımız ilk iş o kontratı iptal etmek olur. Fatih Terim'e devam etmek olur dedi. Ben kendi adıma söyleyeyim, hangi başkanlarıyla röportaj yapsam Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Işın Çelebi ve Burak Elmas, dördünün de ortak düşüncesi Fatih Terim'le devam etmek. Bu yüzden 19 Haziran'ı bekleyelim ama bir olasılık var tabii ki. Seçim Haziran'dan ileri tarihlere, Eylül ayına ertelenirse bu Mustafa Cengiz'in göreve devam edeceği yönünde ve Mustafa Cengiz'in de kolay kolay artık Fatih Terim konusunda geri adım atmayacağını biliyoruz. Zaten iki tarafta net ifadeler kullandı. Bu durumda Galatasaray ne yapar? İşte o dört bilinmeyen denklem olur ama ben şunu söyleyebilirim en azından izleyicilerimize Çiğdem. Ben kolay kolay herhangi bir yerli teknik adamın, ki bunun ismini de telaffuz edebiliriz, işte Okan Buruk veya geçmişte Galatasaray'da görev yapmış eski oyunculardan ki başarılı olmuş bir Hamza Hamzoğlu var. Keza yine yarım devre çalışmış Bülent Korkmaz. Ben bir yerli teknik adamın Fatih Terim'in gölgesinde o olası Mustafa Cengiz'den gelecek teklif seçime kadarki ara dönem için kabul edeceklerine ihtimal vermiyorum. Hani. Benim dediğim gibi düşüncem 19 Haziran'da seçim olursa seçilecek hangi başkan hangi yönetim olursa olsun, ki buradaki ihtimaller Mustafa Cengiz'in ve Mustafa Cengiz'in desteklediği adayın seçilme olasılığını düşük gördüğümden dolayı Fatih Terim devam eder diyorum. Ama acaba yeni bir sayfa açmayı ister mi? O koşullar sağlandığında dahi Mustafa Cengiz veya desteklediği bir aday başa gelmediğini varsay. Yani hocayla yola devam etmek istediğini söyleyen başkan adaylarından bir tanesi başkan olursa yine de Fatih Hoca yurt dışı ihtimali düşünebilir mi? Ne dersin? Ona çok ihtimal vermiyorum Çiğdem. Ben artık Fatih Hoca'nın Galatasaray'dan başka takım çalışacağını düşünmüyorum. Ki zaten planlarını halihazırda Galatasaray'a göre yapıyor. İşte topbaşı tarihleri, iç transfer, dış transfer. Hoca yani Galatasaray'ı bırakmış değil. Galatasaray'ın dışındayken de Galatasaray'ın gayet içinde olan birisi Fatih Hoca, Fatih Terim. Ben peki, Fatih Terim'in dediğim gibi 19 Haziran devam etmesini bekliyorum. Mehmet, çok teşekkürler. Keyifli bir sohbet oldu. Görüşürüz. Kolay gelsin.